Şimdi Ömer belki hatırlar. Öncelikle günaydın. Sayın Kaymakamım, çok değerli konuklar, değerli bilişimciler. Hepinizi Türkiye Bilişim Derneği, genel merkezi, şubelerimiz, şube başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve yani il temsilciliklerimiz adına saygıyla selamlıyorum. Şimdi bunu belirttikten sonra ilk TVD başkanı olduğum gün ilk toplantı yine Binye'ydi. Bundan kaç yıl önce. O zaman Çinliler dönemiydi. Çinlilerin de bir alışkanlığı vardı. Kürsüye çıktığında altına hep bir şey getirirlerdi. Yine ben kürsüye çıktım da kürsülerden büyüktü. İnanın yani. Ön sırayı göremiyorum. Ben hatta şöyle demiştim. Ya arkadaşlar, ya kendinize boyun postu doğru düz bir başkan seçin ya da altıma bir şey getirin demiştim. Ama şimdi getirdikleri bayağı yüksek. Peki bu espriden sonra dijital dönüşüm konumuz. Dijital dönüşüm sürecinde olan ülkemiz için kamu ve tüm sektörlerle bir araya gelmiş olmak ve bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan dolayı gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dün tabii ki aldığımız bir haber hepimizi derinden yaraladı ve üzdü. Bu 8 askerimizin şehit olması dolayısıyla askerlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. 21. yüzyılda önemli bir yapı olarak karşımıza çıkan sivil toplum kuruluşları günümüzde işlevleri daha etkin bir rol olarak ortaya çıkmaktadır. Siyasal ve toplumsal alandaki rollerinin belirgin bir şekilde artması sonucu STK'lar kamu ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak kalkınma sürecinde yer almaktadırlar. Bu anlayış doğrultusuyla Türkiye Bilişim Derneği olarak sektördeki öncü rolümüzü sürdürmekteyiz. Bu kararlılıkla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 3 aylık kısa dönem içerisinde Ankara'da ikinci Ankara Kobine Bilişim Kongresi'nin, İzmir'de yine birinci İzmir Kobine Bilişim Kongresi'nin, yine İzmir'de bu etkinliğe paralel olarak 5. Bilişim Hukuk etkinliğini ve Kasım ayı içerisinde de 35. Ulusal Bilişim Kurultayı'nı gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan şubelerimizin de bulundukları illerde bilişim sektörüyle koordineli ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etkinlikler gerçekleştirecekler. Bu önümüzdeki 3-4 aylık dönem içerisinde. TBD olarak yalnızca etkinlik düzenlemekle kalmıyoruz elbette ki. Sorunlu alanlara çözüm üreten projeler de gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birkaç tanesini söylemek gerekirse, bir tanesi Van'da gerçekleştirmekte olduğumuz, yine Güneydoğu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle olan İpek Yolu projesi. Onun dışında yine Türkiye Bilişim Teknolojisi konusunda önemli çalışmalar yapmaktayız. Herhalde bir toplantısında bu etkinlik çerçevesinde yapacak arkadaşlar. Onun dışında yine hepinizin belki bildiği gibi SEPİS'e üyeyiz. Bu SEPİS Avrupa Bilişim Profesyonelleri Konseyi. Bunlar önemli çalışma grupları oluşturuldu. Biz de yine Türkiye'de buna paralel çalışma grupları oluşturduk ve bu çalışmalara aktif olarak katılmaktayız. İşte bunlar siber güvenlik, bilişim profesyonellerinin kapasitesinin artırılması, bilişimci kadın gibi çalışma grupları. Bu yaptıklarımızın tabii ki bu zaman içerisinde saymamız mümkün değil. Ondan dolayı hemen bugünkü gerçekleştirmekte olduğumuz etkinliğe geçmek istiyorum. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği her sene özellikle kamu bilişim faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlara
ortak çözüm arayışlarını sürdürmektedir. Kamu bilişim projelerinde kazanılan tecrübelerin paylaşımı, dünyada ve ülkemizde bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve bu yeniliklerden yararlanarak etkin, verimli ve kamu hizmetlerinde iyileştirici projelerin geliştirildiği ve kamu bilişim yatırımlarına yön veren fikir ve önerilerin tartışıldığı platformlardır. Bilişim sektörünün 25 yıllık temel buluşma toplantısı olarak bilinen BİMYE Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri seminerlerimiz, kamu ve özel sektörde çalışan üst ve orta düzey yöneticilerin dayanışmalarını artırmayı amaçlayan sektördeki küresel gelişmelerin, yeni eğilimlerin, teknolojik yeniliklerin değerlendirildiği bir etkinliğimizdir. Gündeminin sürekli değiştiği bir coğrafyada belirsizliklerin arttığı ve özellikle de ekonomik zorluklar yaşadığımız bu dönemde bir araya gelmenin ve bilişimin kaldıraç gücünden yararlanarak tüm sektörlerde dijital dönüşümle kalkınmanın çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Belli bir refah seviyesini yakalamış ve bunu sürekli geliştiren ülkelerde bilişimin ortak payda olduğu bilinmektedir. Bilişim toplumuna geçmiş olan ülkelerde bilişimin sağlamış olduğu yetkinliklerle objektif, şeffaf ve hesap verebilir kurum ve kuruluşların sayıları her geçen gün artmaktadır. Bilişime gönül ve emek vermiş bilişimciler olarak ülkenin gündeminin oluşturulmasına katkı sağlamak, bilişim konusunda yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek için çalışmaktayız. Karar verici makamlara çözüm alternatifleri sunmak, çeşitli eylem planlarının hazırlanmasında aktif görevler almak, dijitalleşme başta olmak üzere bilişimle ilgili nitelikli raporlar hazırlayarak farkındalıklar oluşturmak zorundayız. Etkinlikleri amaç değil, araç olarak gören Türkiye Bilişim Derneği, bilişim konularını gerçekleştirmeye yönelik çözüm ve proje önerilerini sürekli olarak geliştirmekte ilgili birimlerle koordineli olarak hayata geçirmeye çalışmaktadır. Teknoloji üreten Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik temelli olarak tüm sektörlerde dijital dönüşümü gerçekleştiren, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara, özellikle de girişimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. 20'sini gerçekleştirmekte olduğumuz KamuBİM ve 25'sini gerçekleştirdiğimiz BİMYE ortak etkinliğinin ana teması dijital dönüşümde küresel eğilimler olarak belirlenmiştir. Biraz önce değerli Ankara Şube Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu bütünleşik etkinlikte ele alınan konular 7 ana eksen etrafında toplanmıştır. Bu oturumlarda konuşmacılarımız ve katılımcılarımız tarafından teknolojiler ve uygulamaları ile insan ve süreçler birlikte ele alınacak, dijital dönüşüm süreçleriyle gelecek bilişim yatırımları üzerine konuşulacak. Bilgi alışverişi ve paylaşım ortamı yaratılacak. Dönüşümle beraber olası sorunlar ve öneriler tespit edilerek çözümler üretilecektir. Günümüzde sürekli nefes kesici bir hızla ilerleyen değişime tanıklık ediyoruz. Değişime ayak uydurup fırsatları değerlendiren bireylerin ve pazara yeni giriş yapanların piyasa hakimiyetini kolaylıkla ele geçirebildiklerini gözlemliyoruz. Teknolojinin üstsel büyümesi sadece bağımlılığımızı artırmamış, aynı zamanda savunma ve güvenlik açısından asimetrik bir oyun alanı yaratmıştır. Benimsenmesine ilişkin hala bazı engeller bulunmakla birlikte yapay zeka teknolojileri günümüzde yaygın bir şekilde birçok sektörde kullanılmaktadır. Şirketlerin büyük bir kısmının yeterince ihtiyaç duymadığı yapay zeka teknolojilerinin geleneksel çözümlere kıyasla daha pahalı göründükleri de gerçektir. Ancak bu gerçek
yapay zekanın geleceği ne olursa olsun insanların yaptığı birçok görevin yerini alacağı gerçeğini değiştirmemektedir. Bu kapsamda yapay zeka teknolojilerinin tam olarak anlaşılmadığı düşünüldüğünde etkinliğimizde konunun hem içerik hem sektörel bazda uygulamalarının ele alınması uygun görülmüştür. Endüstri 4.0, yapay zeka, robotik sistemler gibi kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte hemen hemen her sektörde hızlı değişimler yaşanmaktadır. Robotik biliminin günümüzdeki durumuna baktığımızda geleceğinin çok parlak olduğu açıktır. Endüstriyel alandan çıkıp evlere girme hazırlıkları yapan robotların varlığı bu düşüncemizi pekiştirmektedir. Hasta bakıcı robotlar, temizlik robotları artık düşünce aşamasından çıkıp pratik sahaya inmiş durumdadır. Bu bölümde yapılan konuşmalar robotik ve otonom sistemler ve teknolojileriyle ilgilenen dinleyicilere katkılar sağlayacaktır. Dijital dönüşüm teknoloji uygulamalarını geliştirerek vatandaşlara bazı hizmetlerin zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın sunulmasını sağlamaktadır. Daha şeffaf ve daha fazla iletişim içinde oldukları ortamda vatandaşların daha katılımcı, daha hesap sorabilir ve devletin bir parçası olarak aidiyet duygularının artırılması temel ilke ve hedeflerimiz vardır. Etkinliğimizde yer alacak panelde sizlerin katılım ve katkılarıyla bu konuyu tüm yönleriyle tartışmak istiyoruz. TRT olarak konusunda uzmanlar, akademisyenler, özel sektör firma temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer aldığı yerli ve milli yazılım çalışma heyeti oluşturulmuştur. Aslında bu konu bizim uzun süredir üzerinde durduğumuz bir konu. Bu sadece bizim gündemimizde değil, Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Herkes bir yerli ve milli tanımından ya da söyleminden bahsediyor ama herkes aynı şeyi söylüyor, biz bunun farkında değiliz. Çünkü biz yerli ve milli dediğimiz zaman ne söylediğimizin farkında değiliz, bilişim derneği olarak. Gerçekten değiliz. Neyi kastettiğimizi biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu çalışmayı yapma gereği hissettik ki geçmişte olduğu gibi girişimcilik gibi, hatta 4. sanayi devrimi gibi sadece bir moda kavram olmasın, belli bir süre bunlar ilgilenip usarı bırakmayalım. Bunu anlayarak yapalım diye bu çalışma grubunu oluşturduk. Bu çalışma grubu gerçekten uzun süredir çalışıyor. Yine çalışmalarını burada devam ettirecek ve bir basın toplantısıyla bu çalışma sonuçlarını paylaşacak, kamuoyuyla paylaşacağız. Daha sonra da hem Cumhurbaşkanlığına hem de dijital ofise bunun sonuçlarını göndereceğiz. Evet, ben de sözlerime son verirken öncelikle bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde hizmet geçen tüm arkadaşlarımıza, EYK'ya, Ankara Şubesi'ne, aslında tabii ki bu tür etkinlikler bir şubeye mal edilecek etkinlikler, tüm şubelerimizin bu etkinlikler katkısını aldığımızı düşünerek tüm şubelerimize özellikle tabii ki sponsor olan firmalarımıza bu arada sponsor tabii ki çok önemli, özellikle bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesinde hatta bizim gibi sivil toplum örgütlerinin yaşamlarını sürdürülebilmesi için sponsorluktan önemli bir defa daha burada ifade ederek onlara gerçekten çok teşekkür ettiğimi söylüyorum ve hepinizi saygıyla tekrar selamlayarak sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ederim. Serik Belediye Başkanı Sayın